Önce Kazakistan'la başlayacağız. Kazakistan'daki iç karışıklık, o olaylar nedeniyle mahsur kalan 75 havayolu personelinin tahliyesi için özel bir sefer düzenlenecek. Bununla ilişkili bilgileri almak için de Esra'ya uzanalım. Esra, nedir elimizdeki bilgiler? Salih Nermen, Kazakistan'daki iç karışıklıklar nedeniyle düzenlenen uçak seferleri de iptal edilmişti güvenlik nedeniyle. Bununla birlikte Kazakistan'da uçuş ekipleri de mahsur kalmıştı. Yaklaşık 75 kişilik bir uçuş personeli Almatı'da mahsur kalmışlardı. Ve bu sebeple de Türk Hava Yolları onları İstanbul'a, yurda döndürebilmek için özel bir sefer düzenleyecek. Gerekli izinlerin alınabildiği takdirde bu akşam İstanbul'dan harekete de geçecek Türk Hava Yolları uçağı ve Kazakistan'ın Almatı şehrine inecek. Orada bulunan 75 personeli de alıp İstanbul'a geri dönmesi bekleniyor Türk Hava Yolları uçağının. Bu gece İstanbul'dan hareket edecek dedik. Dönüşü ise yarın öğleden sonra 13.40 sıralarında olması bekleniyor bu uçağın. Tabii gerekli izinlerin alınabilmesi için de yoğun bir çalışma yapılıyor. Türk Hava Yolları'nda Kazakistan'da tarifeli uçuş yaptığı Nur Sultan, Almatı, Türkistan ve Aktau seferleri 9 Ocağı kadar iptal edilmişti. Uçuşların durdurulmasının ardından Almatı'da bulunan personeller de orada mahsur kalmışlardı ve uçuşların olmaması sebebiyle geri dönüşünü gerçekleştiremedi personeller. Dönüşte uçakta yalnızca uçuş personellerinin olacağı bildirildi. Uçuş personelleri dışında kimsenin alınmayacağı bildirildi. Yarın 13.40 sıralarına Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ayrıca Nur Sultan'da da personeller var. 4'ü kabin, 2'si kokpit. Kokpit çalışanı, 6 Türk Hava Yolları uçuş görevlisi için de Türk Hava Yolları onlar için de çalışma başlattı. Ve Nur Sultan'daki uçuş personellerinin de en kısa sürede yurda döndürülmesi bekleniyor diyelim. Ve sözü tekrar stüdyomuza bırakalım.